Mehmet çok çekingen, mahcup, ancak söz düşerse cevap veren çok yakışıklı bir delikanlıydı. Güzel ahlakı ile herkesin sevgisini ve güvenini kazanmış, ailesi, akrabaları, arkadaşlarının yanında aranan kişi olmuştu. Evlilik çağına gelmişti, ancak bir kızla konuşamıyordu bile. Hal böyle olunca da ailesi uygun bir eş adayı bulmaya karar verdi. Hem oğullarına iyi bir eş ve hayat arkadaşı. Aslında şöyle sokakta bir yürüse tüm kızlar başını çevirip bakardı. O zaman o kadar çok utanırdı ki. İstese kendisi pekala da bir kız bulup evlenebilirdi. İşlerini yoluna koymuştu, ticaretle uğraşıyordu. Evi geçindirecek gelire de sahipti. Evlenmesi için hiçbir engeli yoktu. Sorup soruşturmuşlar ve uygun birini bulmuşlardı. Mütevazi, güzel bir aile kızıydı. Kendilerine de uygundu. Sıra Mehmet'le görüştürmeye gelmişti. Görüşeceği günü kararlaştırıp bir araya geldiler. İlk görüşme heyecanı bütün bedenini sarmıştı Mehmet'in. Hiçbir kızla arkadaşlık bile etmemişti. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Selam verdi, oturdu. Kafasını kaldırıp bakamıyordu bile. Ama Allah'tan kız konuşkan çıkmış, durumu ele almıştı. Aslında efendiliği, yakışıklılığı kızı etkilemişti. Kızın konuşmasıyla biraz rahatlamış, sohbete başlamışlardı. Bir süre sonra da Mehmet etkilendi, görüşmeye, birbirlerini tanımaya karar verdiler. Birkaç ay böyle geçti. Ahlaklı, sorumluluk alabilecek bir kıza benziyordu. Kız isteme, söz, nişan derken ardından da evlendiler. Çok mutluydular. Aslında evliliklerinde birbirlerini daha iyi tanımaya başlamışlardı. Sevgileri büyük bir aşka dönüşmüştü. Üstelik de katlanarak. Geleceğe dair hayaller kuruyorlardı. Çocukları olacaktı, biri kız, biri oğlan. Ama Mehmet önce oğlan olsun istiyordu. Fark etmezdi onun için ama oğlan olursa kız kardeşine sahip çıkar, onu korur, kollardı. Sonra iddia ederlerdi birbirleriyle. Hayır kız, diğeri oğlan, oğlan kız, oğlan kız. Sonra da gülme krizine girerlerdi. Ortada çocuk bile yoktu. Mehmet, ben ne yaptım da böyle birini karşıma çıkardın Rabbim diye şükrederdi. Henüz bir yıl bile olmadan eşinin hamile olduğu haberini aldı. Değmeyin mutluluklarına, hayalleri sanırım gerçek oluyordu. Sorumlulukları da artacaktı, daha çok çalışması lazımdı. Dükkanında malları azalmıştı. Şehir dışına çıkıp mal getirmesi gerekiyordu. Bir hafta sonra arkadaşıyla kendi arabasıyla yola çıktılar. Erken uyanmıştı, namazını kılmış, eşini de rahatsız etmemek için uyandırmamıştı. Biraz da rahatsızdı zaten, kıyamamıştı. Henüz güneş doğmadan çıktılar. Kahvaltıyı yolda yapacaklardı. Amaçları erkenden gidip karanlığa kalmadan vakitlice dönmekti. Evet, her şey yolundaydı. Epey yol almışlardı. Yaz günüydü. Güneş yavaş yavaş doğmaya başlamıştı. Bir müddet sonra güneşin ışınları gözlerini rahatsız etmeye başladı. Arkadaşı erken kalktıkları için biraz kestirmek istemişti. Aslında Mehmet de uykusuzdu. Bir de güneşin etkisiyle hepten ağırlık çökmüştü. Arkadaşı zaten birazdan direksiyona geçecekti. O zaman o da uyurdu. Eşi uyandığında Mehmet çoktan gitmişti. O gün üzerinde anlam veremediği bir ağırlık vardı ve içi daralıyordu. Sanırım hamilelik halleri diye düşündü. Yola çıktıklarından tam 3 saat sonra telefon ısrarla çalmaya başladı. Telefonu açtı. Karşısında tanımadığı biri vardı. Sanırım konuşmaya zorlanıyordu. Mehmet'in neyi oluyorsunuz diye sordu önce. Eşim dedikten sonra kendisinin polis olduğunu, korkmaması, sakin kalması gerektiğini söyledi. Eşi kaza yapmış, bir şey olmadığını, şu anda hastanede olduğunu söyledi. Donup kalmıştı. Elinden telefon aizesi düşmüştü. Ne kadar öyle kaldığını hatırlamıyordu bile. Acı acı kapı sesiyle kendine geldi. Şoka girmişti. Ne çabuk duymuşlardı. Tüm aile, akrabalar kapısının önündeydi. Dümdüz yolda kaza yapmışlardı.
Araba birkaç takla attıktan sonra boş tarlaya savrulmuştu. Görenlerin, şahit olanların anlattıklarına göre mümkün olmayan bir kazaydı. Mehmet kazada hemen hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise ağır yaralıydı. Günlerce komada kaldıktan sonra o da hayatını kaybetmişti. İkisi de çok gençti. Biri 26, diğeri ise 27 yaşındaydı. Olayın aslını, kazanın nasıl olduğunu öğrenemediler. Zaten sebep bulunamadığı için sağlıklı açıklama da yapılmamış, daha doğrusu yapılamamıştı. İnceleme ekibi bile bu olaya akıl sır erdirememişti. Mehmet'in cenazesi defnedilmeden önce son kez evinin önüne getirildi. Çok kalabalıktı. Sevildiği için duyan tüm insanlar gelmişti. Sokak dolup taşmıştı. O ne kara gündü. Annesi, eşi, kardeşleri, kiminin feryatları gökyüzüne yükselirken, kiminin feryadı ise içinde patlıyordu. Nasıl dayanırdı bu acıya? Yeni evlilerdi. Daha birkaç gün önce yine hayal kurmuşlardı. Kendi ve doğmamış çocuğu için çıkmıştı yola. Doğmamış evladı babasını hiç görmeden, tanımadan mı büyüyecekti? Acaba son kez giderken kendisine ne söyleyecekti? Giderken yolcu bile edemedi, ayrılırken vedası bile olmamıştı. Aman Allah'ım, ne kadar güzeldi. Hayır, ölmemişti, uyuyordu işte. Böyle ölüm mü olurdu? Hadi kalk, ne olur evimize gidelim. Yaptığın şaka yeter, beni bırakma diye hıçkırıklara boğulmuştu. Sadece bembeyazdı yüzü. O da sanırım çok kan kaybettiği içindi ama sanki hiç kaza geçirmemiş gibiydi. Takdir Allah'tandı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Çaresizliğin, acının en büyüğünü yaşıyordu. Nasıl devam edecekti bilemiyordu. Aradan 40 gün geçmişti. Acı dolu 40 gün. O gün evde onun için dua edip hayır yapacaklardı. Dualar edildi. Onu evladı gibi büyümesinde yardımcı olan yaşça büyük ablası, seccadeye kapanmış saatlerce ağlayarak Rabbinden Mehmet'le görüşmek istediğini söylemişti. Çünkü bu sessiz gidişi anlam veremiyordu. Nasıl olduğunu çok merak ediyordu. O gece Mehmet'in abla sesiyle uyandı, yerinden doğruldu. Sen ölmedin değil mi, biliyordum. Abla dedi tekrar, dinle beni. Arabada yalnız değildik abla, bir adam bindi. Üç kişiydik biz dedi. Bizimle arabadaki adam hiç konuşmadı. Abla gözleriyle etkisi altına aldı beni. Üzülmeyin, iyiyim dedikten sonra kayboldu. Aman Allah'ım, Mehmet şimdi yanındaydı. Nereye gitmişti? Herkese anlattı bu yaşadığını. Ama ona rüya gördüğünü söylediler. Çünkü kazada arabada sadece ikisi vardı. Üç kişi yoktu. Kimse ablasına inanmasa da Rabbi onu duymuş, açık açık yanına gelmiş, onunla konuşmuştu. Ama kardeşinin hüzünlü bir hali vardı. Acaba evladını görmeden gitmesi mi yoksa erken ayrılması mıydı? Bilemezdi. Kuzeni de rüyasında onu görmüştü. Kocaman tahta bir köşkün içindeydi. Çok da yakından görmüştü ama hüzünlü bir şekilde ona gülümsüyordu. Eşi, annesi, babası, kardeşleri erken yaşta kaybettikleri can pareleri için yıkılmışlardı. Bundan sonrası hiçbiri için de kolay olmayacaktı. Belli bir zaman sonra annesinin kalbi daha fazla dayanamadı, o da vefat etti. Babası üzüntüden hasta olup yataklara düştü. Yıllarca bu acıyla yaşayıp öldü. Eşi, dünya güzeli, babasına birebir benzeyen erkek çocuğu dünyaya getirdi. Hayatını evladına adadı. Onu büyüttü, okuttu. Bir gün buluşacaklardı elbet. Büyük sevgilerine devam edeceklerdi. Evladı sadece babasını resimlerinden tanıyabildi. Kurduğumuz sınırsız hayallerin bir gün son bulacağının en gerçek yaşanmış hayat hikayesidir bu hikaye. Unutmayalım, hepimiz imtihandayız ve imtihanlarımız aralıksız devam ediyor. Sınav bazen çok zor olsa da kazanmaktan başka çaremiz yok. Bu sınavdan kaçış yok.
imtihan bitişi de ölümledir. Ölüm gelene kadar, son nefese kadar imtihan devam eder. Bir kişiye verilen hastalık, sıkıntı, fakirlik, zenginlik, ölüm gibi haller de sadece o kişi için değil, onun yakınları, çevresinde bulunan onlarca kişi, hatta biz, siz dinleyenler de imtihana tabi tutulmaktadır. İnsanın yaratılış gayesi imtihan içindir. Hazreti Allah'ın yoktan var ettiği bütün kainat içindeki mahlukat arasında insanoğluna böylesine büyük bir sorumluluk yüklemesi de çok anlamlıdır. Ne mutlu güzel yaşayıp aynı güzellikte ölüme yürüyenlere, ne mutlu ölmeden önce ölümü öldürenlere. Rabbim bizleri sıkıntıyla, hastalıklarla, sevdiklerimizle imtihan etmesin.